Yine aynı bacaklar açıyoruz. Of course, with our fans, we need to show ourselves in the best moments. Tabii ki Antalya Spor maçında taraftarlarımızdan çok ciddi bir destek beklentimiz var. Antalya play very attractive with position of the ball. Antalya topla pozisyonlanma konusunda iyi bir oyun çıkartıyor. And I hope we will show ourselves in the best condition. Ve umuyorum ki en iyi kondisyonumuzda kendimizi göstereceğiz bu maçta. Maybe we can make some changes. We will see next 2 days and decide how we play. Tabii ki önümüzdeki 2-3 günün gidişatına bağlı olarak değişiklikler yapacağız ve nasıl oyunumuzun gidişatını göreceğiz. Okay, we will see. Never know who will be key, but how you said he changed the match twice, 2 times. Tabii ki anahtar oyuncunun kim olacağını tabii ki söyleyemeyiz, fakat söylediğiniz gibi iki kez maçı değiştirdi. And I respect this. But sometimes you know it's more easy to play second half than first because more space. Diyorsunuz ki ikinci yarı oynamak her zaman daha iyi oluyor çünkü daha çok alana sahip olabiliyorsunuz burada. But definitely I will show respect for the players who give the changes, of course. Fakat tabii ki saha içerisinde neticeye değişiklik yapan oyunculara saygım var ve olmaya da devam ediyor. Bu değil. Because I have the, if you want, I will give you the all details about last matches. Only last matches was low down. İsterseniz son maçla ilgili bütün istatistikleri verebilirim. Sadece son maçımızda biraz bir düşüş görüldü. But with Galata, with Fener, with another teams, it's in the good level. Fakat Galatasaray, Fener ve diğeri kalan karşılaşmalarımızda iyi bir seviyede. And with in the Istanbul with Başakşehir, same it's when we running too much, 120 kilometers with high intensity. İstanbul ve Başakşehir maçlarında da aslında ciddi bir performans gösterdik. 120 kilometreye yakın bir koşu mesafemiz var. But this is depends of the match, you know. If you don't have the space, if you dominate, it's difficult to run. You don't have where to run. Fakat tabii ki bu maça göre değişiyor. Dominant olduğunuz bir maçta, baskın olduğunuz bir maçta koşu yapmanız beklenemez. Nereye koşabiliriz? But generally if you see statistic, this is on the good level. Fakat genel anlamda istatistik olarak baktığımızda iyi bir level'dayız. About passing, you know, depends of the same of the type of the match. Sometimes I prefer to be more concretely and more clinical and more directly than passes. Fakat pas oyununa baktığımız zaman yine aynı seviyeye gözükebiliriz. Fakat pas oyununa kıyasladığımız zaman istediğimiz pastan ziyade bitiricilik, keskinlik ve daha kesin sonuçlar. Against Umranya we have too many passes. But we need to be more clinical, more dangerous. Ümraniye'ye karşı çok iyi top çevirdik, fakat daha keskin, daha bitirici olmamız gerekirdi. We know the history about our fans and the Antalyaspor fans. Tabii ki taraftarlarımızın ve cemiyetimizin birbirleri arasındaki iletişimini biliyoruz. And of course you are really motivated to bring the 3 points home. Özellikle 3 puanı alma konusunda çok motiveyiz ve çok gayretliyiz. It's like I have no plans that to not think about my future here in Konyaspor. Konyaspor'daki geleceğimi düşünmek için tavanlık herhangi planım yok. It's like I want to help them as they helped me until now. Şu ana kadar bana nasıl Konyaspor destek çıktıysa ben de destek çıkmak istiyorum. And of course I feel part of Konyaspor family, so I cannot think about my future without thinking about Konyaspor right now. Ve Konyaspor ailesinin ben de bir bireyim. Geleceğimi düşünürken Konyaspor'u düşünmemek, asla böyle bir şey yapamam. As the team we have up and downs. Tabii ki bireysel performansımda bakacak olursak düşüşlerimiz ve yükselişlerimiz var. And of course with the changing of the coaches and also the players, we need to know each other and I can understand everything. Ve koçumuzun tabii ki değişmesi de birbirimize adapte olmamız ve yeni gelen arkadaşlarımızla adapte olmamız da bu süreçte etkili. I'm trying to help the team as much as possible and of course I wish to be more helpful. Takım elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve olabildiğince asist ve destek çıkmaya çalışıyorum şu anda. And I know that one of my qualities is to help them on offensively, so I will try to push myself as much as possible to do it.
Ofansif pozisyonda olabildiğince özellikle elinden gelince destek çıkarmaya çalışıyorum ve bütün eforumda ve gayretim bu yönde. We had a lot of work to do. Şu ana kadar çok çalışmamız oldu. He has a, in my opinion, a very good mentality about football and what he thinks about football is correct. Futbola bakış açısından mentalitesi gerçekten çok iyi olduğunu söyleyebilirim. We don't have so many time like for the end of the season, but we need to put in practice what he wants, what the staff wants. Sezon sonuna geldik. Bundan dolayı tabii ki istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz ve ekibi de mutlu etmeye çalışıyoruz. I think like the games we play were not that bad, and we just need to be more like critical and decisive in the last part of the pitch. Tabii ki kötü maçlarımız, iyi maçlarımız oldu. Şu ana kadar çok kötü maçlar oynadık diyemem. Sadece sahanın son üçlüsünde çok daha bitiricilik yakalamamız gerekiyor. And hopefully like in the now in the next match we can show a little bit more what the coach wants from our players. We need to understand like really well what he wants and then put on the pitch, and I'm sure that Konyaspor gonna achieve something better. Umuyoruz ki gelecek maçta da şu anda koçumuzun ortaya koyduğu beklentiler, istekler ve talepleri daha da maç sırasında ve sahada ortaya koyabileceğizdir ve bu şekilde de Konyaspor'u başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz.